Sıradan bir ülke olmadığı meselesi. Öğleden sonra oturumunun ikinci panel kısmını açıyorum. Ben Profesör Doktor Nazmi Turan Okumuşoğlu, Türkiye'de ODTÜ öğrencilik, asistanlık, Hacettepe Üniversitesi'nde bir dönem öğretim üyeliği, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin kuruluşunda sicil numarası 13 olarak çalışan bir nükleer bilimci ve en son olarak da Rize'de doğum memleketim olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin kurulmasında emekleri 14 sene olan kurucu rektör Nazmi Turan Okumuşoğlu. Panelist arkadaşlarım, duayenimiz Sayın Hocam Namık Kemal Aras Bey, ODTÜ'de biz öğrenciyken hocamızdı. TÜBA şeref üyesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Midilli. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Orhan İçelli, Hacettepe Üniversitesi'nden Banu Bulut Acar, Ahmet Taşkın Bey, gelmedi galiba, gelemedi, peki. Ve Ahmet Kütükçüoğlu hocam, Tekin eski santral daire başkanı. Ben paneli başlığını tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin nükleer enerji politikaları, stratejileri ve mekanizmaları. Bu konuda çok kısa, sizlere de belki kalıcı etki yapar diye küçük bir sunum var. Bir kısmını, büyük bir kısmı sabahleyin konuşuldu. Onları anlayacağım. O filmde gösteriyor. Biz de gösterirsek. Gazetelerde, internette vesaire karşılaştığım bazı başlıklar en önemli nükleer enerji konusunda ciddiye alıyor. Rusya, Hindistan nükleer enerji konusunda da anlaştı. Yenilenebilir enerji nükleer kadar istikrarlı güvenilen sürekli değil. Nükleer enerji çoğunun inandığından daha etkin, daha temiz ve ekonomik bir seçimdir. Global olarak nükleer enerjinin yaygın ve hakim olacağı bir gerçektir. Ülkemizde zaten az olan fosil kaynaklar bütün dünyada tükeniyor. Gelişmiş ülkelerin enerji ihtiyacı öyle bir seviyedeki petrol ve silah kartelleri Irak'ı insanlarıyla birlikte haritadan silmekten çekinmediler. Yenilenebilir enerji kaynakları ise şimdilik çok yüksek olan üretim faaliyetleri dolayısıyla ancak destekle ayakta duruyor. Dünkü rüzgar çalıştayında çok iyi gelişmeler olduğu söylendi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hidroelektrik kapasitemizin büyük kısmı kullanıyoruz. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklar ise henüz kısmen cevap verebiliyor. Ulusal gelirimizin önemli bir kısmı 30 milyar dolar kadar enerji ithalatına gidiyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Rusya, Azerbaycan, İran gibi ülkelere bağımlılık var. Taşıma gaz ve petrolle bu değirmen iler ve dönmez diyorum ben.
Ve 90'lı yıllarda bir gazetedeki başlık bu benim söylediğim. Nükleer santral gerekli. Bunu öğretim üyeleri, hocalarımız 60'lı yıllardan beri hep söylüyorlar. Ama ortada 2010'dan sonra başlayan bir harekenin dışında büyük bir gelişme olamadı. Odalar Borsalar Birliği Başkanımız, dünyadaki elektrik fiyatları, elektrik ve sente düşse yürümeyi bırakır koşarız diyor. Yukarıdaki tarihe dikkatinizi çekiyorum. 1995, nükleer enerjiye muhtacız diyordum ben. Halen diyorum. Ve nükleer santraller bomba değildir. Bunu halka anlatılması lazım. En önemli olayı da gelişmek için gerekli bir şeydir. Bütün gelişmiş ülkeler nükleer enerjiyi iyi kullanan, yüksek dozda, boyutta kullananlar. 20. Yakın zamanda 22.3.2017 TESPAM Başkanı Oğuzhan Aker'in Ruslarla başlanan Akkuyu projesiyle ilgili Sinop'taki nükleer santral projesi ve Çinlilerle yapılacak üçüncü santralin Türkiye'yi çağa kaldıracağı söyleniyor. Ben de inanıyorum. Yeter ki bir taneyi kuralım. Gelir misiniz? İlgili arkadaşım. Ya bunu buradan gelir mi diyor? Orada geri gidiyor. Ne zaman gider, ne zaman gelir? Sen bir yardım et. Ben konuşayım. Devam et. Nükleer enerji sürdürülebilir, temiz, güvenli ve ekonomik bir tercih olmasının yanı sıra gelişen teknolojilerle birlikte verim, performans ve çevresel yönden yeniden dünya enerji sektöründe önemli yerini almıştır. Bu Fukushima'dan ve Çernobil'den sonra. Nükleer enerji çok önemli bir gelişmedir. Enerji ekonomilerin gelişme anahtarıdır. Devam. Kaç tane sor? Ben buradan kullanabilir miyim? Teknik gelişmeler, tarih içinde birçok icadın fikri gelişmelerinin birbiriyle etkileşmesinden, bilgi birikiminden ortaya çıkmıştır. Teknolojinin getirdiği problemlere bakarak teknolojilere karşı olmak yanlıştır. Nükleer enerji de dahil olmak üzere her yeni teknolojiden bilinçli olarak ve oyunu kurallara göre oynayarak yararlanmalıyız. Nükleer enerjide gelişilen aşamada araştırma merkezleri Çenem, Anaem, Sarayköy merkezleri kurulmuş. Son yıllarda Sarayköy bayağı fonksiyonel hale gelmiştir. Orada bir proton hızlandırıcısı var. Bu bizim için tecrübe ve gelişme için önemli olacaktır. Rusya ile 4800 megawatt nükleer enerji kapasitesine sahip olmamız için gerekli mali desteği sunarak önemli role sahip olmaktadır. Akkuyu'da ilk ünite inşaatının başlaması 2008'de umulmaktadır. İnşallah başlar. Fransa ile Japon konsorsiyumu Sinop'ta ikinci nükleer santrali kuracaktır. Ancak olaya santral olarak bakmamak, Sinop'ta bir ulusal nükleer araştırma, geliştirme ve uygulama merkezinin oluşması amaçlanmaktaydı. Oranın arazisinin kamulaştırıldığında inşallah o yönde gelişmeler olur. Aksi takdirde sadece enerji üreten bir birim olması ülkeye çok şeyler getirmez. Onun gerekli bütün konulardaki bir interdisipliner bir
alandır nükleer enerji. Bütün alanların orada geliştirilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi, eleman yetiştirilmesi ve kendi elemanlarımızın kıymeti bilinerek orada yetiştirilmesi gerekir. İleri bilimsel yetenek ve ileri teknoloji gerektiren nükleer enerji kullanımı 70 yıllık bir dönem yaşamış ama henüz gerçekleşmemiş. Türkiye'de 4 tane nükleer santral kurulma macerası olmuş. Türkiye'nin nükleer enerji serüveni 1956'dan başlayıp günümüze kadar gelmiştir. Tabii ki devlet adamlarımız, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız bu gelişme için çabalar sarf etmiştir. Ancak fikir birliği siyaseten ve halkın tam desteği sağlanamamış. Ancak 2010 anlaşması ile Rusya ile gerçek ilerleme olmuştur. Ve sabahleyin de konuşmacı sundu bize, ortada gerçekten bir şeyler olduğunu görüyoruz. Son olarak da Nisan'da lisans çıkacak olarak Akkuyu için duyduk. Şimdi ben burada bu sunuma son veriyorum. Panelist arkadaşlarıma konuyla ilgili görüşlerini sunmak üzere başlayacağım. Önce Namık Kemal Hocam, buyurun. Çok teşekkürler Nazmi Hocam. Ben yaklaşık 12-13 dakika süren bir PPT hazırlamıştım ama baktık ki zaman çok az. Hocamız da dedi ki 8-8 geçmesin dedi. Kısaca onlardan size bahsetmek istiyorum. Sabahleyin buraya gelmeden önce ne konuşayım diye derken şu geldi aklıma. Niçin 1957'den bu tarafa biz yapamadık? Hangi programlarımız yerinde değildi veya bu projeleri bilmiyorduk diye ben size kısaca onları anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şimdiye kadar hiç bahsedilmedi ama maalesef 1960'dan bu tarafa hükümetler hiçbir zaman yalnız değildi, olmadı, darbikalar oldu. Tabii böyle bir şey olduğu zaman hükümetler değişiyor, insanlar değişiyor. Yabancı ülkeler böyle önemli problemler için bizlere yardım etmiyor. Ya yani o önemli faktörlerden birisi olarak tahmin ediyorum. İkincisi de benim hiç sevmediğim bir yol var. Bu yap, işlet, devlet formülü. Ama bu formül eğer çok önemli şeylere yapılırsa, mesela nükleer santraller gibi yapılırsa çok daha felaket. Çünkü o zaman o süreç içerisinde bizim kendi insanlarımız olmuyor orada. Yani onlar alıyor, ondan sonra çekip gidiyor. Ya bence bu yap, işlet, devlet formülümüzde şey demek değil. Biz boş boşuna yani bize ucuza geldi veyahut da hiç değil. Çok daha pahalıya bağlı oluyor diye kabul ediyorum ben. Mesela nükleer santrallarda bu türlü hallerde bile diyorlar ki siz yolları yapın falan. Ama asıl mesele mesela çeliklerini yapabiliyor muyuz? Veya sabahleyin epi konuştuk. Çeliklerin yapılabilmesi, betonların yapılabilmesi önemli
şeylerin yapılması lazım. Onu da insanlar yapar. Demek ki bizim o anlamda iyi insan kalibesimiz lazım. ben doktoramı MIT'de yapmıştım. Benim doktora hocam da Manhattan projesinde karışmış bir insandı. Onun daha çok bilimsel tarafında. Ben ondan hakikaten bu Manhattan projesinde nükleer bilim nasıl ortaya çıkmış o konuda çoklar şeydi. Onların orada yaptıkları şey buradan da başladık. Birincisi mutlaka çok kaliteli bilim insanı olacak. İkincisi çok kaliteli teknik insan olacak. Üçüncüsü para olacak. Dördüncüsü en önemli şeylerden bir tanesi bütün bunları şey yapan arkasında olan bir devlet olacak. Yoksa hadi onlar yapsınlar ben karışmayayım devlet olacak. Bütün bunlar olduktan sonra hakikaten her şey yapılabilir. Sizlerin de çoğunluğu bildiği gibi hiç bilinmeyen bir enerji, nükleer enerji 3 sene içerisinde 1942 ile 45 yılları arasında yapıldı. Yani başka o zaman istemediğimiz bir konuda kullanıldı ama ondan sonra çok çok kullanılmaya başlandı. Ya bu çok önemli. Yani bu dört söyleyin böyle bir şey yapmak için insanlarımız olacak kalın insanları. Ondan sonra bilimsel ve teknik insanlarımız olmalı dediğim gibi. Tabii para olacak fakat arkasında şirketler ve devlet bakımından bunların yapılması lazım. Şimdi bunlar nasıl yapılabilir? Bunlar yapılmayacak şeylerde değil. Türkiye hakikaten çok büyük bir ülke. Bizim insan kalitemiz de oldukça yüksek. Hatırlıyorum da 1982'lerde ben de o zaman Türkiye Atom Enerjisi yeni kurulmuştu o şekilde. Orada başkan yardımcısıydım. Aybers hocamızla beraber çok çalıştık yapılabilir mi diye. İnsan o zaman da şeyde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hacettepe'de ve birkaç başka üniversitede bu konuda bölümler açıldı. Şey yoktu ama yani şey yoktu ama vardı. Onlar yurt dışına gidiyorlardı. Fakat ondan sonra tamamen onlar ortadan kalktı. Yani demek istediğim şu ki biz kısa zamanda böyle şey olduğu zaman kısa zamanda bu insan şeyini yapabiliriz. Dışarıdan gelebilen kimselerle şeyle. Şimdi hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız dedi ki Türkiye'de 10 tane üniversiteye şey yapacağız. Onlara daha istediklerini yapacağız. Yeter ki işte Türkiye başka yerlerdeki üniversiteler gibi olsun. İşte bunların içerisine başkalarıyla tabii mutlaka nükleer standartın santralın da olmasını yapan bir şey olması lazım. Veya biraz önce de hocamızın söylediği gibi bu konu için özel bir şey de yapmamız lazım. Bir enstitü kurulması lazım. Demin bahsettiğim gibi Manhattan projesinde ben MIT'den sonra Oak Ridge National Laboratory'ye gittim. Orada 3 sene kaldım ben. Orada o şeyi yapanların hemen hemen çoğunu tanıdım. Oak Ridge'de böyle bir enstitü. Onların maksatı uranyumu zenginleştirmek o kadar. Ama orada da demin dediğimiz gibi insanlar vardı, para vardı, şu var, bu vardı. Bütün bunları altı dikkat olmuş, dakika olmuş, iki dakika bir sonra. Biz bütün bunları yaparsak bu kadar uzamaz. Yoksa 1957'den bu zamana kadar olmamış. Ben tahmin ediyorum ki böyle bir santralı görmeden gideceğim.
ama görmek istiyorum. Görmek. Teşekkür ederim. Evet, çalışmamızı biz, önerilerimizi daha doğrusu 3 ana başlık altında topladık. Şöyle ifade edelim, özetlersek, Türkatom, Türkiye Nükleer Devlet Üniversitesi ve Türkiye Nükleer Teknoloji Enstitüsü üçleminde önerilerimizi şöyle kısaca toparlayacağız. Şimdi Türkatom dediğimizde nükleer teknoloji edinimi, Ar-Ge olan iş ve işlemlerinde bürokrasiye takılmadan esnek, hızlı hareket edebilen, mali yapısı güçlü olan, nitelikli insan kaynaklarına sahip bir şirketten bahsediyoruz. Yani Türk Telekom gibi bunu düşünebiliriz. Esnek hareket edebilmek, bu anlamda bürokrasiye takılmamak önemli. Türkiye Nükleer Devlet Üniversitesi belki biraz absürt geliyor ama en nihayetinde varacağımız nokta orası görülüyor. Buna şimdiden alışsak iyi olur diye düşünüyorum. Türkiye Nükleer Teknoloji Enstitüsü kurulması da elzem bir konu aslında. Çünkü Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Sarayköy Araştırma Merkezi, bu anlamda bayağı bir dağılmış bir yapı var aslında karşımızda. Yani bunları daha derli toplu bir çatı altında toplayabilme adına öneri olarak böyle bir enstitü kurulmasını söylüyoruz. Şöyle ki, tabii burada tecrübelerde aslında hani kendimizi de çok küçümsemeyelim. Çünkü Çekmece Nükleer Araştırma, Sarayköy vesaire şu ana kadar edindiğimiz tecrübeleri sadece bir araya getirebilmek, bir çatı altında bunu birleştirebilmek, belki de birçok meselenin çözüm noktasında bir anahtar rol olacağını düşünüyorum. Evet, tabii nükleer enerji ve 2023 hedefleri hep konuşuluyor. Bütün mesele nedir, neden buradayız? Bütün mesele şu, Türkiye masada oyuncu olmak istemiyor, oyun kurmak istiyor. Eğer oyun kurmak istiyorsanız, nükleer enerji mahkumuz. Dolayısıyla bütün bu anlamda strateji geliştirmesinin de elzem olduğunu biliyoruz bir akademisyen olarak. Tabii Türkatom dediğimizde neden buna ihtiyaç var? Şimdi sabahki sunumlarda geçti bu. Akkuyu Ayşe şeklinde. Fakat bu daha Türkatom yapısıyla çok daha geniş, daha yapılandırılabilir, daha fonksiyonel bir hale getirilebilir. Nitelikli insan kaynaklarından hep bahsediyoruz. Nitelikli insan kaynaklarının da yönetimi de çok önemli bir mesele. Bunu Türkatom bünyesi içerisinde pekala teknoloji edinimi, Ar-Ge, özellikle esnek ve hızlı hareket edebilme adına bunun yapılmasını elzem olarak görüyoruz aynı şekilde. Nükleer Devlet Üniversitesi dediğimizde mesela düne kadar şöyle kendimize bir soru sorsak, hani Milli Savunma Üniversitesi kurulacak mıydı diye bir iş geçirsek, düşünsek, herhalde çoğumuzun aklına gelmezdi. Ve bugün de buraya doğru bir gidiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki, burada özel bir kanunla, yani Enerji Bakanlığı'na bağlı olacak, Ankara, Sarayköy, İstanbul, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezleri kurulacak yeni üniversiteye dahil edilebilir. Kurulacak böyle bir üniversite halihazırda yürütülmekte olan özellikle nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon teknolojileri konusunda da Ar-Ge faaliyetlerini pekala yürütebilir. Böyle bir üniversitenin altında neler olabilir? Nükleer Temel Bilimler Fakültesi, Nükleer Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve aynı zamanda bu üniversitenin içerisinde, bünyesinde Sarayköy, Çekmece eğitim merkezleri, sadece halihazırda olan bir şeyi, sadece tüzel kişiliğini değiştirdiğiniz zaman belki çözüm daha kısa olacak. Aynı zamanda BOREN, bunu es geçmememiz gerekiyor. Çünkü bu BOREN tüsü kurulmuş, lakin tüzel kişiliği var, doğrudan başbakanlığa bağlı.
Fakat biz nükleer teknolojiden bahsettiğimizde de bunun bor olmadan, nasıl işte toryumdan bahsediyoruz vesaire, ama borun da en az onlar kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve Bonen'in de aynı şekilde Akkuyu, Sinop, Rosatom, TAEK, Enerji Bakanlığı denkleminde yeri ve yetki alanı sorgulanmalıdır. Ne kadar fonksiyoneldir? Özetle Boren de aynı şekilde Türkiye Nükleer Devlet Üniversitesi'ne bağlanabilir. Evet. Radyoizotop üretim tesisi envanteri çıkarılabilir. Çok kısa hocam. Bu sayının belli merkezlerde olması tabii önemli. O zaman direkt şöyle sonuca geçelim hocam. Tabii endüstrinin işleyişi vesaire nasıl olması gerekiyor? Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırlandı ve bakanlığa da sunuldu. Taslak olarak böyle bir çalışma var. Endüstrinin, yani Türkiye Nükleer Teknoloji Endüstrisi'nin. Evet. Ve sonuç olarak şunu söylemek istiyoruz. Türkiye'nin nükleer teknoloji kullanma, sahip olma konusunda birkaç seçeneği var. Önce bu seçeneği belirlememiz gerekiyor. Nedir bu seçenek? Türkiye'nin mevcut durumunu değerlendirdiğimizde en uygun olan profil nedir? Ülkenin uzmanları bir kısım teknolojiyi, altyapıyı, insan kaynaklarını bizzat geliştirmesiyle birlikte kritik ve özellikle teknolojik transfere açık olmayan alanların da tespit edilmesi çok elzem bir mesele. Dolayısıyla bu alanlar belirlendikten sonra ihtiyaca göre farklı ülkelerden farklı opsiyonları değerlendirip seçebileceği bir profil olmalı. Bu minvalde önerilen üçlemden bahsettik. TÜRKATOM, Türkiye Nükleer Teknoloji Enstitüsü ve Türkiye Devlet Üniversitesi, Nükleer Devlet Üniversitesi birbirini tamamlayan unsurlar olarak planlanabilir. Ve bunun hayata geçirilmesi de ülkemiz için elzem olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan bana. Tabii hala kuralım mı, nasıl kuralım üzerine konuşuyoruz. Aslında şu anda var olan gerçek içerisinde nasıl ilerleyebiliriz, var olanları nasıl daha ileri götürebiliriz de dikkat etmemiz lazım. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nden Sayın Acar, nükleer yakıt teknolojileri konusunda konuşacaklar. Aslında nükleer yakıt teknolojilerinden ziyade sizin de değindiğiniz gibi var olan projelerimiz üzerinde hangi değişiklikleri yaparsak ya da hangi yolda ilerlersek daha sekteye uğramadan başarılı bir şekilde projeleri sonlandırırız. Onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sabah itibariyle başlayan ve sürekli... Şimdi daha iyi mi? Çalıştayımızın başından beri vurgulandığı gibi nükleer enerji bizim için elzem durumda. Mutlaka nükleer enerjiyi alternatif bir enerji kaynağı olarak sistemimize sokmak durumundayız. Hem arz güvenliği açısından hem enerji çeşitliliği açısından. Bunun yanı sıra bu katkısının yanında da nükleer enerji bir teknoloji transferi sağlayacak bize. Fakat söz konusu projelerimiz teknoloji transferi çerçevesinde düşünüldüğünde bazı adımlar atılmazsa bunların teknoloji transferinden ziyade nükleer santral ithalatı adımında kalacağı düşüncesindeyim ben. Yani sadece enerji üretimine katkıda sağlayacak adımlar olarak görüyorum. Ortalama olarak bir nükleer santral kurma kararı verip nükleer santrali inşa etme süresi 10-15 yıl kadar sürmekte. Uluslararası deneyimler bunu gösteriyor. Şu anda bizim nükleer programımıza baktığımızda ise Akkuyu ve Sinop iki ayrı nükleer projemiz var. Akkuyu oldukça olgunlaşmış durumda. Yaklaşık olarak 10 yıldır devam eden bir proje. Sinop göreceli olarak daha yeni, ÇED süreci yaşanan bir proje.
Fakat Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da yayınlamış olduğu bir kılavuzda şuna değinilmekte. Sürdürülebilir bir nükleer enerji programı için 3 ana faz söz konusudur. Bunlardan birincisi nükleer enerji kullanımına karar verme aşaması ki ülkemiz bu aşamayı geçmiş durumda. İkinci aşama nükleer enerji kullanımına karar verdikten sonra santralin inşasına yönelik çalışmalar. Akkuyu için bu faz oldukça ilerlemiş durumda. Sinop için bu evrenin başındayız diyebiliriz. Üçüncü aşama ise artık nükleer santralin inşa edilmesi ve inşaat lisansının verilerek işletmeye alınması safhası. Sürdürülebilir, başarılı bir nükleer program, nükleer proje bu 3 aşamayı tamamladığı zaman artık programımızı başarıyla tamamladık diyebiliriz. Tabii bu aşamalar için yine aynı kılavuzda hedefler de anlatılmış. Birinci faz için belirtilen hedeflerden bir kısmını sizle paylaşacak olursam, örneğin karar verme aşamasında iken ülkenin nükleer güvenlik konusunda ulusal politika ve stratejisini belirlemesi, yasal ve düzenleyici altyapısını gözden geçirmesi, mali kaynaklarını gözden geçirmesi ve belirlemesi, insan kaynaklarını geliştirmeye başlaması, yakıt tedarik güvenliğinin sağlanması yönünde adımlar atılması ve radyoaktif atık ile kullanılmış yakıtların da güvenliği için altyapı çalışmalarına başlanmış olması gerekmekte. En azından bu çalışmaların ikinci faz sona ermeden de bitirilmiş olması gerekmekte. Kendi programımız açısından bakarsak Akkuyu örneğin, Akkuyu'da şu anda inşaat lisansı verilmek üzere, Mart ayı sonunda inşaat lisansı verilecek diye söylendi sabahki konuşmada, yanlış hatırlamıyorsam. Bu durumda Akkuyu için şunu söyleyebiliriz, henüz nükleer politika dokümanımız yok. Nükleer politika için bütün paydaşlar bir araya gelip bir politika belirlemiş durumda değil. Benim görüşüm bu doğrultuda. Aynı şekilde uzun vadeli güvenli yönetimi söz konusu olan radyoaktif atıklar ve kullanılmış yakıtlarla ilgili herhangi bir ülke politikamız ya da politika dokümanımız geliştirilmiş durumda değil. Aynı şekilde yakıt çevrimiyle ilgili bir net bir politikamız yok diye düşünüyorum. Öncelikle bunların netleştirilmesi gerekiyor. En kısa zamanda tüm paydaşlar bir araya gelerek bunları netleştirmeli. Daha sonra kullanılmış yakıt ve atık idaresi özelinde stratejiler geliştirilmeli, ulusal bir plan yapılmalı ve bu plan en kısa zamanda hem ARGE çalışmaları hem saha seçimi çalışmaları gibi çalışmalara en kısa zamanda başlanması gerektiği görüşündeyim. Bunun dışında halkın da bilgilendirilmesi ve güvenlik kültürünün en kısa zamanda oluşturulması gerektiği görüşündeyim. Diğer panelistimiz Sayın Ahmet Kütükçüoğlu Bey, Tek Nükleer Dairesi, Santral Dairesi eski başkanı. Buyurun. Şöyle başlayayım. Bir zamanlar damdan düşmüş, kolunu bacağını kırmış bir kişi olarak konuşuyorum. 71 yılında yeni kurulan TEK'in ilk ve tek elemanı olarak başlayıp 88'de emekli olana kadar 17 yıl nükleer santralla boğuşmuş bir kişiyim. Şimdi şu yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Türkiye'de nükleer çalışmalar sanki 2010'dan sonra başlamış gibi bir imaj var. Bugün işte onun çarelerini vesaire düşünüyoruz. Doğrudur. O gün hakikaten bizim beceremediğimiz adım atıldı, bir bağlantı yapıldı. Fakat şunu da diyebilirim, 40 yıl önce 78 yılında Türkiye nükleer bakımdan bugünden daha ileri bir aşamadaydı. Üniversiteler de öyleydi. Ben üniversiteleri de yakından tanıyorum. ODTÜ ile ve Hacettepe ile ilişkilerimiz vardı. Ve kurumsal olarak da bir sahibi vardı. Tek Türkiye'nin monopolü de elektrik yönünde en azından. Ve orada da hakikaten yetkilerle donatılmış ve o fırsat verilen bir daire olarak biz çalıştık.
En basit bir misali Akkuyu. Bugün hala Akkuyu konuşuyoruz. Ben Akkuyu'nun yolu vesairesi olmadığı için o zaman kayıkla ve yüzerek çıkmıştım Akkuyu'ya. Hala Akkuyu. Sinop da aynı şey. Çünkü o çalışmaları biz tamamen kendi emeklerimizle yaptık. Üniversitelerle işbirliği yaparak öyle bir seçim yapıldı ki doğru oldu. Çünkü o güne kadar herkes Kuzey Batı Anadolu'da kurmayı hedef almış. Ondan önce yapılan etütler. İTÜ'nün var, bir müşavirim var. Biz de öyle başladık ama bunun yanlış olduğunu o gün gördük, iyi ki gördük. Bugün artık Türkiye'de Marmara Edisi'nde bir nükleer santral kuramazsınız. Bunu herkes biliyor. Ve vakit çok kıt, çok uzun konuşabiliriz. Ben hemen şöyle başlayayım. Biz ilk iş olarak bir tabir caizse kendimize bir anayasa hazırladık. Onları söylemek istiyorum. Belki bugün oluşturulacak bir takipçi yapı için bu şart. Dedik ki elektrik üretimi için değil, teknoloji üretecek ve bunu sahiplenecek bir kadro oluşturmalıdır. Bu mümkün mertebe yeni mezun kişilerden olmalıdır. Bürokrasinin ve diğer alışkanlıkların esiri olmayan. İş başında eğitimle ve üniversitelerle işbirliği yapılarak eğitilmelidir. Mesela ben konkret misalini vereyim. Devlet dairesiydik. Eleman cezbetmek de lazım. Ve şu kuralı uyguladık. Üniversitelerde master tezi yaparak her biri bizim nükleerle ilgili bir konuda elemanları part-time çalıştırarak işe başlatalım. Yurt dışında iş başında eğitelim. Sonucunu söyleyeyim. 18 tane master tezi yapıldı İTÜ ve ODTÜ ile işbirliği halinde. Ve bizim aşağı yukarı 25'e yakın elemanımız 6 ayla 2 yıl arasında değişecek şekilde iş başında eğitildi. Üniversitede değil, santrallarda, tesislerde vesaire. Ve bu kadroyla da çok talihli bir noktadaydık. Petrol krizinden sonra bütün dünya şunu diyordu. Petrol elektrik üretiminde çok riskli bir şey, felaket pahalandı ve yegane kurtuluş nükleer. En azından nükleerin gerekliliği hususunda bugünkü atmosfer yoktu. Çok daha olumlu. Türkiye için yapılan fizibilite etütleri de aynen bu sonucu veriyor. 85'lerden sonra mevcut hidroelektrik ve lignit santrallarının önemli bir kısmı kullanılmaya başlayacaktı. Ve geri kalan kısmı eğer nükleerle kapatmazsanız fuel oil, o zaman için doğalgaz bu kadar yaygın değildi. Fuel oil ile kapatmanız gerekiyordu. Ve onun için de nükleer santralin yapılmasına prensipte karşı duran bir kimse yok. Fakat çok talihsiz bir şey vardı. Türkiye'nin ekonomik sorunları çok büyüktü ve gücü de o günlerde bugüne kıyasla çok daha azdı. Ve ekonomik konular ön plana çıktığı için de üst kademe yöneticiler ve artık bugün ismini de söyleyebiliriz. Sayın Özal bir 79 yılında bir de 65 yılında son bir tek idari imzaya muhtaç devlet imzasına haldeyken o derece hazırlanmış, her detay tartışılmış bir ihaleyi taça attı tabiri caizse ve gerçekleştiremedik. Sonra da büyük şanssızlıklar oldu. Bir, bu işleri bitirdi. 79-80 çok daha trajik. 11 Eylül tarihinde nihai en son görüşme, niyet mektubu üzerinde çalışıyorduk artık. Her şey kelime kelime incelenmiş. 4 cilt doküman hazırlanmış o gün. Ve gelen ekip İsveç'le, Asya Atom'la dünyanın oldukça da en güvenli tesislerinden biri de olacaktı büyük ihtimal. Ve 12 Eylül'de beyler gece sefaretten haber gelmiş. Hemen bırakıp gittiler Türkiye'yi. Ve bir daha da işi toparlayamadık. Bir türlü başlatamadık. Kabul etmediler ve tekliflerini geri çektiler. Bitti. Halbuki ondan önce biz bir yıl oyalandık tabiri caizse. Sırf ekonomik nedenlerle. Ve o bir yıl başlamış olsaydık bugün santralımız işliyordu. İkincisi çok daha trajik oldu.
70-85 yılına doğru. Ha, bir şey daha kısaca değinmek istiyorum, vakit kısa ama 80'den sonra bir süre tabii bir duraklama oldu. O duraklama içinde herkes bu tür üst seviyede karar alamama durumuna düşmemek ve pek çok arkadaş da burada bahsetti, Namık Kemal hocamız da. Bu işi bir bütünlük içinde yürütmek için o günlerde Arjantin'de, Brezilya'da vesaire ve Güney Kore'de öngörülen bir sistemi, yani nükleerle ilgili her şeyi elektrikle bağlantılı olmaktan çıkarıp ama yakıt çevrimiyle kullanılmış yakıtlarla ilgili hususlar da dahil olmak üzere nükleer bir bütünlük kuralım. Bunun için de her şey hazırlandı ve çok enteresandır. 3 Kasım'da seçim vardı. 3-4 gün önce bu deklare edildi o günkü devleti terk eden kişiler tarafından. NELSAK kuruldu, Nükleer Elektrik Santralları Kurumu. Bugün kimse o konuları belki bilmiyor. Ve bu dediğim gibi yetkilerle donatılmış bağımsız bir organizasyon olacaktı. Fakat yeni iktidar maalesef bunu benimsemedi. Ondan birkaç ay önce de uçak parçaları üretmekle ilgili bir kararname çıkmıştı. Onu askerler sahiplendi ve bugün bir uçakla ilgili en azından parçalar üreten, teknoloji üreten Ahmet Bey, toparlar mısınız? Evet, ben şöyle diyerek bitirmek istiyorum. Çok daha uzun da konuşulabilir ama. Bir yemeği, en önce yemeği öğrenmek lazım. Ki sonra ikinci aşamada pişirmeyi öğrenelim. Onun için çünkü o işi bilen, pişirmeyi bilen insanlar ve malzeme lazım. Eğer onu da başarırsak ondan sonra restoran açabiliriz belki. Ben o bakımdan bizim şu andaki durumumuzun yemeği pişirmeyi öğrenmek olduğu kanaatindeyim. Çünkü Akkuyu'da çok büyük bir kazanç sağladık. Bir kesin karar alındı hükümet seviyesinde. Bu en azından işi başlattı. Biz orada başarılı olamadık. Ama bir bakımdan da bence her arkadaş bu fikre katılıyor. Bizim ona katkıda bulunmak, ekip oluşturmak, eleman yetiştirmek şansımız hemen hemen yok. O bakımdan bundan sonrasını düşünürken ilk adım olarak da muhakkak eleman yetiştirmeyi öne almalıyız. Bizim dediğimiz gibi üniversitelerle işbirliği halinde üniteli bir yapının eleman devşirmesi nükleer alandaki akademik çalışmaları da teşvik eder. Çünkü bir öğrenci çıktıktan sonra iş sahibi olmak için okur. Ve eğer o imkanı siz vermiyorsanız o insanı eğitemezsiniz de üniversiteleri doğruya yönlendiremezsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son panelistimiz Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Midilli. Kendisi politikaların mühendislik boyutundan da ağırlıklı olarak bahsedecektir. Teşekkür ediyorum. Zaten oturumun başlığı Türkiye'deki nükleer enerji politikaları. Dolayısıyla politik anlamda baktığımızda ilk önce belki bir öz eleştiri yapmakta fayda var. Şöyle ki, Türkiye'nin özellikle nükleere yıllardır karar verme aşamasında olması ve vermesi ve şu anda da çok üst düzey bir teknolojiye sahip, yani 3+ olan bir teknolojiyi Mersin'de kurmaya çalışması ve onun akabinde biz o teknolojiden işte know-how bekliyoruz, işte diyelim iş gücünün geliştirilmesini bekliyoruz, teknoloji transferini bekliyoruz derken belki kısmen hayal kırıklığına uğrama durumu olabilir. Yani bu anlamda belki özellikle Türkiye'nin kısmen kendi politikalarıyla veya kendi altyapısıyla yapabileceği bir takım daha kolay olan CANDU'yu belki Türkiye'ye ilk önce getirilmiş olsa, o CANDU konusunda çalışılmış olsaydı belki çok daha yararlı olabilirdi diye düşünüyorum. Bir kere başta şunu ifade edeyim. Soruyoruz, neyle uğraşıyorsunuz? Nükleer enerji diyorlar. Ben nükleer enerjici değilim. Nükleer enerjinin nükleer enerjisini de bilmem. Bu konuda da hiçbir çalışmam yok. Ama
nükleer santralin özellikle reaktör soğutma kısımları, yeni nesil güç üretim teknolojileri ve özellikle yeni nesil soğutma sistemleri ve soğutma akışkanları konusunda çalışıyorum. Dolayısıyla bir nebze olsun, bu çerçevede de birkaç tane master doktor öğrencimiz var. Onlarla yeni yeni daha verimli modeller geliştirip acaba gerçekten toryum esaslı nükleer santrallere o güç dönüşüm teknolojilerini veya soğutma teknolojilerini uygulasak ne olur? Onların analizini yapmaya çalışıyoruz. Yani başlangıçta bunu ifade edeyim. Ayrıca enerji politikaları konusunda oldukça yaygın çalışmalarımız var. Enerjinin birçok alanında gerek akademik anlamda gerekse uygulama anlamında çalışmalarımız mevcut. Dolayısıyla şu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin nükleerdeki amacı kapasite artırımı, enerji ihtiyacını karşılaması ve bölgesel enerji barışını sağlaması. Ve bu doğrultuda zaten sonuçta burada gerek durum analizi yapılması, gerekse geçmişte karşılaşılan sorunların dile getirilmesinden sonra şunu kabul edelim ki artık bir nükleer santralimiz var. Bu nükleer santral gerçekten 2023'e kadar faal hale gelinceye dek bizim yapmamız gereken bazı stratejik ve politik veya işte diyelim yapmamız gereken önemli kritik hususlar var. Ben kısaca onları çok seri şekilde bakacak olursam, kaynaktan servise nükleer enerji politikalarının dikkate alınması ki burada kaynak özellikle yakıt olarak uranyum şu anda kullanılıyor. Toryum çevresel bir yakıt uranyuma göre. Neden toryum olmasın? Onun da çalışmaları devam ediyor. Ama sabahleyin okuduğum MIT'nin bir raporunda dünyada şu anda mevcut ekonomik rezerve sahip kullanılabilir uranyum rezervlerinin ancak 4000 megawatt kurulu gücündeki 1000 tane santrali bakabileceği. Şu anda da 449 tane nükleer santralin olduğu ve 56 tanesinin de yapım aşamasında olduğu düşünülürse uranyuma dayalı nükleer santral modelinin önümüzdeki yıllarda ne derece sürdürülebilir olacağının tartışılması gerekir. Ayrıca baktığımızda insan kaynakları boyutunda gerek mühendisler, gerek teknikerler, gerekse teknisyenler ve nitelikli insan gücünün son derece önemli olduğu, artık bir nükleer santralimiz var ve bu nükleer santralimizi bir şekilde bizim çalıştırmamız gerekiyor. Altyapıdan teknoloji ve sisteme, servisten atıklara, atık geri kazanımından verimliliğe, güvenlik, yine nükleer mevzuat, bunların her biri son derece önemli. Ve özellikle şunu söyleyelim, nükleer enerji demek nükleer enerji mühendislerinin yapacağı bir iş değil. Onlar da bir kısmen işlerle uğraşacaklar ama nükleer demek disiplinler arası bir iş demek. Bunun için de sabahtan bahsedilen bütün branşların bir şekilde dikkate alınması gerekiyor. Nükleer güvenlik konusuna baktığımızda özellikle iç güvenlik ve dış güvenliğin kesişim, yani iki kümenin kesişiminde nükleer bulunur. O nükleere göre baktığımızda harici, dahili ve hibrit kriterlerin dikkate alınması lazım. Burada 11-12 tane her biri için var ama zaman kısıtından dolayı ben onları şey yapmayacağım. Ama muhtemelen kitapçıkta yer alırlar. Oradan dikkatle bakabiliriz. Özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Türkiye'deki nükleer yatırımlar neye katkı sağlayacak? Bana göre şuna katkı sağlayacak. Bir kere kapasite artırımına, bölgesel enerji barışının sağlanmasına, özellikle ağır sanayi hamlesine ki ben nükleeri hep şöyle anladım şimdiye kadar. Atoma vizyon ve misyon yükleme sanatı diye anlıyorum ben nükleeri. Dolayısıyla bu misyon ise atomun ağır sanayi hamlesine doğru giden bir köprü olarak görüyorum. O köprünün o gidişte, o yol güzergahında bazı işlerle de biz makine mühendisleri ve enerji, aynı zamanda enerji mühendisliği kısmıyla da uğraştığımız için biz onlarla uğraşıyoruz. Bağlıyorum hocam. Yine özellikle belki dikkate alınması gereken, hazırlık yapılması gereken önemli noktalardan birisi nükleer turizm ve bu nükleer turizmin de özellikle dikkate alınması ve yerli nükleer mevzuatın ve yerli nükleer eğitimin sağlanması. Burada bahsedildi, işte üniversitelerin kurulmasından tutun, enstitülerin geliştirilmesine kadar, nükleer malzeme test birimlerinden tutun, standartizasyon birimlerine kadar, yine eğitim müfredatlarından okullara kadar. Ama en önemli belki Türkiye'deki nükleer kabiliyetin geliştirilmesine katkı sağlayacak politika, kademeli olarak nükleer bilgi ve teknoloji transferinden, nükleer bilgi ve teknoloji üretimine
geçişin hızlandırılması diyorum. Bütün bunların her biri de sağlam, güçlü ve sürdürülebilir bir yönetim ve iktidarla mümkündür diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Kalan 7 dakika içerisinde önce panelistlerden birkaç cümleyle eklemek istedikleri varsa onu soracağım. Bir 3 dakika içerisinde bunu halledeceğiz. Sonra da katılımcılardan sorular varsa onlara cevap vereceğiz. Sözünüz var mı hocam? Söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim. Diyoruz ki böyle bir nükleer santral olduğu zaman elektrik olacak. Aslında böyle bir nükleer olduktan sonra ona gelene kadar biz o insanları yaparsak Türkiye'nin endüstrinin bile değiştirmiş olacak. Ben öyle inanıyorum. Çünkü dikkat ederseniz sabahleyin gördük. Bu türlü santrallar hep zengin yerlerde. Yani insanı zengin yerlerde, bilgisi zengin yerlerde. Demek ki bizler de o yollara yarmış olacağız. Böyle bir şey yaparsak. Ben sadece bir bilgi notu vermek istiyorum. Az önce sunduğumuz çalışmanın çok geniş bir dosya, bir makale olarak Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yayınlamış olduğu Bilim Özel sayısında nükleer enerjinin dünü, bugünü ve yarını adlı çok kapsamlı bir çalışmayı orada bulabiliriz. Bilgilerinizi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir konuyu da söylemek istiyorum. Dünyada diğer hiçbir işte onu göremezsiniz. Pek çok başlamış, bitmemiş veya çalıştırılmamış, bitmesine rağmen çalıştırılmamış nükleer santrallar vardır. Onun için her şeyden önce bizim o projenin gerçekleşmesi gerektiğine yönetim seviyesinde inanıp takip etmemiz lazım. Eğer o şahıslara, şuna buna, rejim değişikliğine vesaireye bağlı olursa nükleer santral en az 8-10 yıl gerektiren bir iş ve onun içinde yarıda kalabilir, hiç de bitmeyebilir. Bu tehlikeyi de göz önünde tutmalıyız. Teşekkürler. Ben bir cümleyle şunu söyleyeyim. Şunu söylemeye gerek yok artık. Yani nükleer demek enerji demek değil. Ağır sanayi hamlesinin sağlığından tutun bütün branşlarına kadar ülkeye katkı sağlayacak. Ama ben özellikle araştırmacılara şunu önermek istiyorum. İki şey üzerinde kafa yoralım. Birincisi özellikle toryum yakıtlı nükleer santrallerin geliştirilmesi bütün üniteleriyle beraber. İkincisi de hibrit yakıtlı mikronükleer santrallerin geliştirilmesi. Bunlar üzerinde kafa yorarsak belki gelecekte işimize yarar. Teşekkür ediyorum. Son cümleyi ben... Ne oluyor ya? Nereden oluyor bu? Son cümle olarak ben bir kere çok çok değişik alanların bir entegrasyonu olan nükleer enerji alanının sadece enerji boyutu değil, diğer alanlarının da kümeleşmeyle, birlikte çalışmayla ve vazgeçmeden bir karar verildi mi sonuna kadar götürülen bir şekilde planlanması ve sonuna kadar götürülmesini öneriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru varsa bir soru alabiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Ali Alat. Şimdi nükleerle ilgili politikalardan bahsediyoruz. Politika, bunlarla ilgili birçok çalışma yapıldı zamanında. Fakat hepsi değişen, ben Atom Enerjisi Kurumu adına konuşayım. Değişen başkanlar ve değişen hükümetler neticesinde akamete uğradı.
Mesela bizim zaman nükleer politika dediğimiz zaman bu politikanın sistematik ve programatik faaliyetlerle desteklenmesi lazım. Bunlardan şu bir paragraftır politika. Ben size okuyayım o zaman yazdığımızı. Ta 1980'lerde yazılmış bir paragraf bu. Ülkemizin nükleerden enerji üretmesi ile ilgili politikası, ülkenin politik, ekonomik ve teknolojik çıkarlarına uygun, gelişmeye ve ekonomik rekabete açık, güvenlik ve kalite yönünden en az uluslararası standartlarda öngörülen esasları karşılayan, nükleer yakıt çevrimi ve nükleer enerji üretimi ile ilgili tüm aşamalardaki teknolojilere sahip olmak amacıyla ortaya konan stratejiler paralelinde programlı ve sistemli çalışmalar yapmaktır. Şimdi bunun altı devam ediyor. Bu hedefler, ulusal hedefler ne olacak? Sistemi, stratejiler ne olacak? Bunlar altındaki ayrı ayrı politikalar nasıl olmalı diye böyle çalışmalar hep yapılmıştır. Tekrar Namık Kemal Aras hocamın söylediği gibi 1956'larda beri bu nükleer enerjiyle ilgili faaliyetlerini yürüten Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 1980'lere kadar fevkalade yaptığı çalışmalar vardır. Maalesef ondan sonra akamete uğramıştır. Çünkü bu tarihlerden sonra zaten Atom Enerjisi Kurumu'nun başına nükleerle ilgili yönlendirecek kalitede başkanlar gelmemiş. Kalitede yanlış bir terim. Bilgideki başkanlar gelmemiştir. Bunu ifade edeyim ve politika deyince de bunun kapsamı belirleyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hep olay geçmişe, geçmişte ne olduğu, niçin öyle olduğuya götürüyoruz. Biz ilerlemek istiyoruz. Biz yol almak istiyoruz. İnşallah 2010'daki Rusya ile yapılan anlaşma yemeği önümüze koyacak. Ondan sonra onun malzemelerini, pişirilmesini bir arkadaşımızın söylediği gibi yerine getireceğiz. Ondan sonra da yemeği yapma aşamasına inşallah geçeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Aynen.